Ünye'de eyalet olarak isim yapmış olan Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Fevzi Çakmak Mahallesi'nin denizcileri ünlüdür. Öksüzoğulları'ndan bir beyefendiyle beraberiz. Yarım asırdır ülke genelindeki bütün denizlerde balıkçılık yapmış bir abiye tek soru soracağız. Karadenizliyiz, niçin balık yiyemiyoruz? Yersek'te neden pahalı yiyoruz? Denizimizin özelliği nedir? Önce sizi tanıyalım, sonra bilgilerini alalım. Ben Ünye doğumlu Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Ali Şenol. 63 yaşındayım. 45 yıldan beri büyük balıkçı kayıkları İstanbul'a, Ege'ye, Akdeniz, Marmara'ya balıkçılar arkadaşları götürdüm. Yani inşaat sektöründe taşeron tabir edilen, bizde de koca reis tabir edilen bir şey arkadaşları burada 25 kişi, 30 kişi alıp yıllarca Türkiye'nin muhteşem yerlerine götürdük. Balıkçılık yaptık. Evet. O günün şartlarında para kazandık. Ama balık o zaman fazlaydı. Şu anda yok. Lafı fazla uzatmayacağım. Neden balık bitti? Neden balık azaldı? Özellikle de Karadeniz'de abi. Özellikle Karadeniz'de. Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya girmeyeyim. Karadeniz'de. Kendi bilgim dahilinde. Birincisi bilinçsiz avlanma. Bu bir. Bilinçsiz avlanma derken örneğin Karadeniz, iç deniz. Karadeniz'de çalışacak olan balıkçı kayının azami en büyüğünün metresi 24 metre olmalı. Bunun haricindekiler uluslararası sularda, okyanuslarda avlanmalı. Burası iç deniz. Burası yuvalanma yeri. Çünkü her tarafımız kara. Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, evet. İşte iç denizde Letonya, Litvanya, Estonya, bunlar ayrı. Rusya, işte karşımızda Abazya, Gürcistan. Evet. Yani biz bugün balık yiysek, kusura bakmasın kimse, bu insanların balık tutmadığında dolayı Karadeniz halkı balık yiyor. İkinci husus, kimyasal avlanma. Kimyasal avlanma değil mi? Kimyasal artık. Kimyasal artık derken ne? Karadeniz'in akarsuları çok. Derelerden, vadilerden gelen, örneğin benim de bahçem var, ben bir torba alıp bir davada sırgan ilacı vurmadım. Zehir, zehir. Evet. Hepsi zehir, bütün hatta bunlar. Bunların Karadeniz'de kıyısı olan bütün belediyelerin bunları toparlayıp arıtma tesisi vurup denize atmamaları. Bu kimyasal madde. Özellikle dip balıklarına, zararlı. Barbunya balığı, mezgit balığı, kalkan balığı, minakop. Kötek balığı, bunlar dip balığı, bunlar dipte geçerler. Mesela karagöz, mavişkül, istavret, orta su, palamut, orta su, hamsi, orta su. Bunlar gelir geçer. Ama bu dip balıklarını Karadeniz'de yemek artık benim görüşüm iyi bir intiba değil. İktidarda başımızda olan insanların daha güzel görev yapması lazım denize. Bugün kaldı ki Karadeniz'in bugün Kemalpaşa'dan İğneada'ya kadar 1700 kilometre yakın bir şeyimiz var bizim. Kıyımız var. Bak 1700 kilometre. Bugün dünyada en fazla turist alan ülke Hırvatistan. 1740 kilometre adamların koridoru var, kumsal. Adamlar sırf turizmle ülke geçiriyorlar. Biz hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Yani diyecek olduğum şu. Devlet başa, kuzgunleşe. Ben kimseyi yargılamıyorum. Bundan önce gelen iyiydi, şu kötüydü demiyorum. Ama şu andan itibaren bu ülkede derhal Denizcilik Bakanlığı kurulması lazım. Çok müsteşarlık önemli. Bize yakışmıyor. Çok önemli. Bugün Denizcilik Bakanlığı olaydı, ben 1976 ilk kuvvete çıktığım zaman sigortam olurdu, 25 sene önce emekli olurdum. Ve ben 2 sene önce emekli oldum. Ha, bu da önemli değil. Bu da önemli. Hiç emekli olmayayım. Ama bak bu kayın içindeyiz. Bu kayık hepimizin. Bu kayık batarsa biz de batarız. Deniz demek tarım demek. Denizi bitirdik. Deniz anadır. Üretir, verir, doğurur. Biz bu anayı el birliği öldürdük. Eğer bu ülkede bir denizlik bakanı olursa her şey daha devletin kayıt altında olur. Denetim altında olur. Her şey daha güzel olur. Ben bugün varım, yarın yokum ama biz yedik içtik. Bizden sonra geleceklere eğer biz temiz bir Karadeniz bırakamazsak hepsi bize iki eline yakamıza sarılırlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza Denizcilik Bakanlığı için son sözünü söyle. Buyurun efendim. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımdan tek ricam, kendi bana da değil, burada bulduğum arkadaşlar adına da konuşuyorum. Kurulacak
gelecek olan yeni bir hükümette mutlaka Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması şart. Olursa her şey daha güzel olur, daha süper olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, saygıdeğer izleyenler, bu güzel sözü ben Ünye için söylenen bir sözle taçlandırmak istiyorum. Hep söylerler, Ünye dünyadan 250 gram ağır gelir derler ama biz bu ağırlığı bugüne kadar yakalayamadık. Farklı boyutlarda ağır geldi. Bugün yarım asırlık denizci abimizin sözüyle Sayın Cumhurbaşkanımızdan Denizcilik Bakanlığı'nın mutlak surette kurulmasını Ünye'nin ağırlığını da ortaya koyarak bekliyoruz.